Hayırlı akşamlar efendim. Neler oluyor'a hoş geldiniz. Güzel bir program olması umuduyla başlıyoruz efendim. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız ve kıymetli konuğum Şırnak'tan katılacak. Onunla birlikte programımızı gerçekleştireceğiz, yağışları konuşacağız. Konya Ovası'ndaki yeraltı sularının azalmasıyla birlikte aslında sadece Konya için değil, dünyanın pek çok yerinde Türkiye'de bir kuraklık sorunu var. Bu sorunu konuşacağız. Profesör Doktor Tahir Nalbantçılar hocam bizimle birlikte Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Ayrıca Şırnak Üniversitesi de rektör baş danışmanı. Şu anda da Şırnak'ta. Hemen bir iyi akşamlar diyelim Tahir hocama. Hocam iyi İyi akşamlar. akşamlar. Hemen sizinle konumuza başlayacağız ama bugün çok mübarek bir gün. Rahmet ayı, rahmet gecesi, mağfiret gecesi, bağışlanma gecesi, Regaib Kandili ve kandilinizi mübarek ediyorum efendim. Dualardan lütfen bizi de unutmayın. Dualarınıza ihtiyacımız var. Hepimizin birbirine olan duasına ihtiyacı var. Özellikle bu sabah biraz da aslında Regaib gecesinin sabahı şivliliğe alışkınızdır. Bizim için de biraz buruk geçti. Böyle kapılarımız çok sabah erkenden çok erken saatlerde çalardı. Şivlilik diyen çocuklar olurdu ama bugün onun burukluğunu da yaşadık. Böyle kapımızı çalan çok çocuklarımız olmadı. Böyle küçük küçük yine çocukları sevindirmek için şekerlerimizi, çikolatalarımızı verdik ama o coşku maalesef yoktu. Bu sene böyle oldu salgın münasebetiyle. Ama inşallah öbür yıl Rabbim de tabii ki ömür verirse coşkuyla şivliliğimizi yine fener alayımızı yine böyle coşkulu bir şekilde kutlayalım. Tekrar hayırlı kandiller diliyorum ve programımızın sonunda Kandil özel yayını KON TV ekranlarında olacak. Neler oluyor bittikten sonra başlayacak 19'da oradan takip edebilirsiniz. Tahir Bey, İyi akşamlar. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Şırnak nasıl? Şırnak'ta havalar nasıl? Efendim, başta sizlere ve KON TV ailesi olmak üzere bizi izleyen tüm izleyicilerimiz için hayırlı akşamlar diyorum, kandilinizi tebrik ediyorum. Şırnak'tan bugün bereketle uyandık. Kar yağışı başladı, uzun zamandır kurak geçiyordu iklim. Oh ne Ve güzel. hamdolsun güzel bir yağış, yağmurla başlayan sonra kara dönüşen bir havayla bugün Regaib iklimine uygun bir atmosfer var. Huzur ve barış şehri Şırnak'tan selam ve saygılar sunuyorum. Ah ne güzel. Aslında Konya'da aynı şekilde 2 gün önce böyle soğuk ayazıyla başladı ki Konya'nın ayazını siz de bilirsiniz. Dün itibariyle kar, bugün de böyle hafif atıştırmalar vardı. Bereket geldi. Mutlu oluyoruz tabii ki yağmuru karı görünce ki buna da ihtiyacımız var. Aslında bugün tam da bunu konuşacağız. Konya Ovası'ndaki yeraltı sularının çekilmesiyle ilgili sizin de açıklamalarınız vardı. Biz de yeni Konya Gazetesi'nde ve haberlerimizde de KON TV Haber'de de gündeme getirdik. Hepimiz konuştuk bu konuyu. Hemen bir konuşalım mı? Ne durumdayız? Kuraklıkta endişeler ve korkutucu haberler var mı? Bu yağışlar yeterli olacak mı? Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Tabii ki hepimizce malum bir durumumuz var. Konya İç Anadolu bölgesinde yer alan ve ister istemez yağışlarıyla her zaman gündeme gelen bir kentimiz. İç Anadolu bölgesinin böyle bir durumu var. Dağlık kesimlerimiz genelde yağışı fazla alıyor. Ovalık ve özellikle Karapınar bölgesine doğru gitgide bu yağış durumumuz azalıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Konya'da kuraklık söz konusu olduğunda ilk etapta etkilenecek olan kesimimiz Karapınar'dan başlamak üzere Ova kesimimize doğru geliyor. Bizim Hadim, Taşkent, Toros kuşağı dediğimiz bölgeyle Akşehir kuşağımızdaki alanlar biraz daha şanslı bu noktada. Ama diğer yerlerimiz ister istemez sorunlu. Tabii Konya'nın yağış durumuna bir bakmamız lazım bunu ifade ederken. Türkiye'nin genel yağış ortalaması 600 milimetre, 570 milimetre düzeyinde iken bu Konya Kapalı Havzası için durum 480 milimetre düzeyine dönüşüyor. Karapınar'a geldiğimiz zaman da 250 milimetrelik bir yağışla karşı karşıya kalıyoruz. Konya Ovası özeline indiğimiz zaman daha küçük bir
alanı küçülttüğümüzde bu sefer bu 320-330 milimetrelik yağış ile karşı karşıya kalmış oluyoruz. Dolayısıyla Konya Kapalı Havzası, özelinde Konya Ovası ve daha özelinde Konya Kent Merkezi beraberinde bu tür yağış eksiklikleri ve yağış azlıklarından direkt etkilenen bir havza içerisindeyiz. Biz bir Karadeniz değiliz, Doğu Anadolu değiliz. Dolayısıyla yağışların birebir etkilediği bir coğrafyada Rabbim bizi yaşatıyor. O bakımdan da bizim buna göre bir ayağımızı yorganımıza göre uzatmak denilen tabir ile dikkatli durmamız gerekiyor. Sürekli gelişimi takip etmemiz gerekiyor. Bu seneki yağışları bir değerlendirelim mi? Geçen seneyle belki de hani yağışlar ara ara oldu. Kar çok bekledik tabii. Kara hasret kaldık. Geç yağdı ama çok şükür yağdı, toprakla buluştu ama yeterli olacak mı? Geçen seneyle bu sene arasındaki bir değerlendirmeyi yapabilir miyiz hocam? Buyurun. Şimdi şöyle ben oraya gelmeden önce şunu özellikle seyircilerimizin program başlangıcında dikkatlerini çekmek için vurgulamak istiyorum. Buyurun. Tarih kayıtları ele alacak olursak 1873 yılı, 1934 yılı, 2002 yılında başlayan bir süreç biz ciddi bir kuraklık yaşamışız İç Anadolu bölgesi ve Konya özelinde. Bu noktada 2002'li 2003'lü yıllarda benim de çok açıklamalarım olmuştu ve Sayın Cumhurbaşkanımıza o zaman Su Bakanlığı kurulması konusunda da bir dosyamızı iletmiştik ve sağ olsunlar dikkate alarak bununla ilgili adımlar atıp bakanlık kurulmuştu. Dolayısıyla Konya belirli zaman aralıkları içerisinde, o da şöyle, bir 15-20 yıllık periyot veya 60-70 yıllık bir periyot içerisinde, yani iki ayrı periyodumuz var. Konya bölgesi bir yağışlı, yani yağışı bol, ekine yeterli, sorun yaşamayacağız dediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Ama bu dönemlerin döngü değişiminde kuraklık dediğimiz, artık yağışların azaldığı, gitgide su sıkıntısını çektiğimiz bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bu döngü sürekli böyle bir değişim halinde. Az önce belirttiğim tarihlerde 1873 yılında bu 60-70 yıllık kuraklık dönemiyle küçük kuraklık dönemleri olan 10-20 yıllık periyotta dönen kuraklıklar bir arada çakıştığı dönemler oluyor. O da Osmanlı'nın son dönemi 1873'te çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz ve padişahın fermanıyla bizim bölgemizden diğer sulak yerlere doğru göç izni veriliyor ve yıl bitiminde, yani bahara dönüştüğümüzde hayvanların %60'ının telef olduğu bir dönem yaşamışız. Tarihçilerin aktardıklarına göre. Dolayısıyla hayvanlara yiyecek için verebileceğimiz su ve bitki veyahut da saman, otlak gibi imkanlar kuraklıktan dolayı heba olmuş. Dolayısıyla bizim böyle bir kaderimiz var. Coğrafya kaderdir. Doğru. Bu konuda da biz bu gerçekliğimizi bilmemiz lazım. Şu anda tekrar biz kuraklığın ensesinde bir durumdayız. Dolayısıyla her geçen yıl biraz daha dibe vurmaya doğru gideceğiz. Daha sonra tekrar döngü, tabii Allah bilir ama bu periyodu biz 20'şer yıllık yaklaşık bir periyotta yaşıyoruz. Konya'da buna göre bir salınım içerisinde yağışları almakta. O zaman Tabii benim... şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani yağışa ya da yağış miktarına bakmadan dediniz ya coğrafya kaderdir diye. Biz kuraklıkla karşı karşıya olabilecek bir bölgeyiz. O yüzden hiç yağışların limitine ya da azlığına, çokluğuna bakmadan bizim tedbirimizi önceden almamız gerekiyor. Böyle mi davranmalıyız? Bilinçli bir toplum, fenle ve ilme inanan bir toplum, çok şükür Konya'mız medreseleriyle meşhur. Bu bakımdan tam dediğiniz gibi çok dikkatli bir şekilde bizim bu süreci yönetmemiz lazım. Dolayısıyla kıtlık gelmeden, kurak dönem gelmeden bizim yağışlı dönemde elde ettiklerimizle o süreci daha rahat atlatabilecek bir duruma hazırlık yapmamız gerekiyor. Tabii bu bizim daha ziyade ziraat mühendislerimizin ve aynı zamanda çiftçi dostlarımızın yakından takip ettiği günlük yağış meselesi. Ama bizim daha çok dikkat çekmek istediğimiz,
önemsediğimiz husus ise içtiğimiz, kullandığımız ve bu ziraatı meydana getiren ziraat için yararlandığımız yer altındaki veya kaynaklardaki suların durumu bizi çok daha dikkat çekici noktaya getiriyor. Bu noktada biz gündelik olan bu su sorunumuzdan ziyade uzun vadeli olan su meselemize dönük bir tedbir almamız daha önemli olur diye düşünüyorum. Çünkü günlük sorunu bir şekilde suyu bir yerden tedarik ederek gerek içmek için gerekse sulama için atlatabiliriz, halledebiliriz ama ilerleyen süreçlere baktığımız zaman biz eldeki imkanları bugünden seferber ederek, tüketerek yarın için bir boşa düşme durumu söz konusu olabilecek. O bakımdan bizim biraz daha gündelik durumu test ederek geleceğe yönelik bir duruş içerisinde olmamız olmamız gerekmekte. gerekiyor. Siz de pek çok açıklamanızda da söylemiştiniz bunu. Acil eylem planı alınmalı cümleniz çok önemliydi. 8-9 bin yıl önce oluşan yeraltı suları fazla çekimle her geçen gün tükeniyor açıklamanız da çok önemliydi. Peki bu acil planı, eylem planı nedir? Nasıl olmalıdır? Bununla ilgili mutlaka çalışmalar vardır hocam. Bizim tabii zaman zaman gerek jeoloji mühendisleri odası olarak gerek jeoloji bölümü olarak mesleğimiz icabı kişisel olarak ilmi çalışmalarımız, akademik çalışmalarımızdan ötürü açıklamalarımız oluyor. O da değişik verileri gözeterek nereye doğru gidiyoruzu bakarak, anlayarak bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ben bu en son yaşadığımız 2006'lı yıllardaki ovadaki rekolte verilerini almıştım ziraat mühendisleri arkadaşlardan. 2007 yılında 1,2 milyon tonluk bir verim elde edilirken 2006'da 1,8 milyon tonluk bir verim elde edilmiş. Yani kuraklık dönemine ait %40'lık bir kayıp olmuş. Dolayısıyla bizim Konya Kapalı Havzası ve özellikle Konya Ovası'nda kaybedeceğimiz çok şey var. O bakımdan da bunu özellikle dikkat çekmek için kullanmak isterim. Tedbirli olmamız gerekiyor. Tabii bununla ilgili bizim önerilebilecek, yapılabilecek hususlar var mı? İllaki var. Şöyle bir baktığımızda Konya havzasında bugün sulanabilir tarım arazileriyle ilgili 4,5 milyar metreküplük bir su harcamamız var. Ve bunun üçte birlik bir alanı sulayabilir durumdayız şu anda. Daha üçte ikilik sulanabilecek bir alanımız Alan. söz konusu. Dolayısıyla bir bu kadarın üstüne 2,5 kat, 2 kat daha suya ihtiyacımız var bizim. Yani Konya'da tüm ovayı sulayabilmemiz için. Döndüğümüz baktığımız zaman bugünkü sulanabilir tarım arazilerini sulayabiliyoruz. Ancak sulama yöntemimiz yer altından istifade ederek, yer altı suyundan istifade ederek olmaktadır. Esasen baktığımızda son elde ettiğimiz Mavi Tünel'deki su miktarı yaklaşık 100 milyon metreküplük bir su. Totalde 400 milyon metreküpe çoğalacak. Şu an itibariyle zaten Konya'nın kent merkezinin içme ve kullanmasına ancak yetebilecek bir su miktarı. 400 milyon metreküpe çıktığımız zaman da Konya'nın gelişeceğini düşünerek, civardaki yerleşim alanlarını düşünerek bu su bizim sulamadan ziyade temiz, nitelikli, kirlilikten uzak, kaliteli su diyebileceğimiz bir su olarak ovada bize yani kent merkezlerine, yaşam alanlarına sarf edeceğimiz sudur bu. Yani tarıma biz bunu maalesef fazlaca ayıramayacağız. Bu bir gerçeklik olarak karşımıza durmakta. Yani bu asıl Dolayısıyla içeceğimiz ihtiyacımız olan su olarak anlamalıyız. Öyle değil mi hocam? aynen öyle. Bizim kent merkezlerinde işte evsel kullanım, bir miktar tabii ki sanayi kullanımı ve özellikle de insan ihtiyacı olan kullanım için ve işte hayvansal ihtiyaçlar için kullanılabilecek su bu. Yani kısıtlı alanlarda geniş tarım arazileri için ki Konya Ovası'nın alan olarak baktığınızda Türkiye'nin
%7'lik bir coğrafyasını kaplayan bir alan için düşündüğümüzde biz üçte birini ancak sulayabiliyoruz ki bu sulama meselemizde bir sorun. Dikkat çektiğimiz konulardan biri oydu. Dolayısıyla biz Mavi Tünel ile zaten biz Sayın Cumhurbaşkanımıza o zaman oda başkanı olduğumuz dönemde diğer odalarla birlikte sunduğumuz raporda da bu var. Bu su ancak bizim kentlerimizin başta Konya olmak üzere ana ihtiyacı için yeterli olabilecektir demiştik. Dolayısıyla biz Mavi Tünel'in dışında başka alternatiflere bakmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili de işte bazı önerilerimiz olmuş idi o mülakatta. O günden bugüne peki net alınacak kararlar nedir? Yani biz artık bunun için adımlar atacağız. Sizin bahsettiğiniz çok önemli çünkü alanın sulanması çok önemli. Tarım bizim için çok önemli. Konya Ovası için çok önemli. Nedir durum hocam? Şimdi şöyle, ülkemiz çok şükür uzaya çıkmak dahil olmak üzere mega projelere imza atar durumda. Bu büyük bir başarı. Hamdolsun önümüz açık. Ve Konya Ovası'nın, Konya Kapalı Havzası'nın mevcut sorununu da aşabilecek kabiliyet ve kapasiteye, ilmi altyapıya, teknolojik altyapıya sahibiz. Bunda sorunumuz yok. Önemli olan bizim neyi ne zaman nasıl yapacağımız ve bilinçli bir toplum oluşturarak bunun bir an önce yola koyulmasını sağlamamız gerekiyor. Bunda biz ilim insanları olarak açıklamalarımızda kamuoyunu bilinçlendirerek, bilgilendirerek gerekli mercilerin ilgili adımlarını atmasını sağlamak gibi bir hatırlatıcı rol oynuyoruz. Bu noktada tabii yapılmış güzel adımlar var ufak ufak ama bunlar tüm havza bazında düşündüğümüz ki şu anda pandemiyle birlikte biliyorsunuz dünyada gıda çok önemli bir hale geldi ve özellikle organik gıda çok önemli hale geldi. Konya gibi tüm Türkiye'yi boş verin yani dışarıda birçok ülkenin imkanlarını seferber edebilecek ve elde edemeyecek kadar bir ürün elde edebileceğimiz potansiyelimiz var. Bunu sadece kabaca söylüyorum üçte birini biz sulu tarım olarak değerlendirebiliyoruz. Daha üçte ikilik bir potansiyelimizde duruyor. Tabii ki mevcut üçte birde bile biz şu anda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizim üçte ikiyi bıraktık, üçte birlik problemi çözmemiz gerekiyor başta. Yoksa ilerleyen yıllarda 2050'li yıllara geldiğimizde şu anda benim doktora yaptığım yıllarda bak Konya ile ilgili çalışmam doktora tezimdi. Konunuz bu. Doktora evet konumdu. O yıllarda ki veriler elimde işte 50 santim İşte 30 santim, maksimum 75 santim bir metrelik düşümlerin ölçülebildiği bir seneydi. Aradan geçen 20-25 yıllık bir dönem içerisinde bakıyorsunuz ki şu anda bazı yerlerde onlarca metrelik bir düşüm ölçümü söz konusu. Dolayısıyla bu 2050 yıllara, 30'lu yıllara gittiğimiz zaman da şu anda 250 metreden aldığımız suyu 500-700 metreden almaya başlayacağız. Şöyle düşünelim, bir çanak. Çanağın üstündeki eğik bir çanak, bir çorba kasesi gibi düşünelim. Bu çanağın altına doğru indiğiniz zaman yüzey alanı daralıyor. Daraldıkça da aldığınız bir kaşık bir milim düşürüyorsa daha sonra aldığınız bir kaşık bir santim düşürmeye başlıyor. Doğru. Konya Kapalı Havzası da böyle bir çanak ve bu çanağı ister istemez siz ilk etapta aldığınız suyla düşüm oranına baktığınızda çok düşük miktarlardayken şu anda artması çanağın artık kenarlarında suyun kalmadığına örnek olarak geliyor karşımıza. Ve bizim çocukluk yıllarımıza baktığımız zaman Sakatan'dan tutun şehir merkezinde, Lale Bahçe'de, dedelerimizin, akrabalarımızın arazilerinin olduğu yerlerde biz bataklıktan geçemezdik. Şu anda orada sifon diye tabir ettiğimiz basınçlı sular çıkar idi. Karatay bölgesinde, bu bizim Katatlık sahası civarında o havalede şu anda belki 15 metrelerde su. Yani bu nereye gitti? Neticede bu durup dururken gitmez çünkü yerin altında buharlaşma diye bir şey söz konusu olamaz. Olamaz. Ancak ve ancak tabii. Ancak ve ancak bizim bu suyu bir şekilde yeryüzüne alıp alttaki boş alanı boşaltmakla alakalı bir işlemimiz söz konusu olmuştur. Bu da zaten günümüzde gerek yağışların azlığı, yüzey sularındaki yani Karapınar civarındaki o kıymetli Acıgöl, Mekke Mağarası'ndaki su azalması veya
Mekke'de suyun kaybolmasıyla yağışların azalmasını biz orada test edebiliyoruz. Köylük alanlarımızda, tarımsal kesimdeki vatandaşlarımızın pınarların bu sene coşkulu olup olmadığından, bu sene yağan yağışı hiçbir ölçüme gerek kalmadan az olduğunu tespit edebiliyoruz. Tohum attık, kar yağmadı, yağış olmadı diye sızlanmalarını anlıyorsunuz ama yerin altındaki bu değişim ve dönüşümü ancak ve ancak bizim belli metotlarla, ölçümlerle ancak tespit edebiliyoruz Tespit ki bu da ediyorsunuz. iş işten geçmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz suyu kaybettikten sonra aa diyorsunuz 3 metre daha düşmüş, 5 metre daha düşmüş diyorsunuz. Böyle bir şey tabii sürpriz değil ama sürprizmiş gibi ölçümde karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla da bizim bu noktada bilinçli toplum olarak Türkiye'nin son 20 yıllık serüveninde geldiğimiz nokta olarak artık bu mesele bir uzaya çıkmak kadar, bir İstanbul'da ikinci bir boğaz oluşturmak kadar ülkenin tarımsal ve gıda sektörüne hitap eden bir coğrafya olması nedeniyle, stratejik bir noktada olması nedeniyle bizim bir nükleer santral kadar önemseyeceğimiz ve üstüne düşmemiz gereken bir araştırma alanı olmalı, bir meselemiz olmalı diye düşünüyorum. Bu konudaki adımları biraz daha hızlandırmak, biraz daha kurumsallaştırmak artık bundan sonra daha gerekli hale gelmiştir diye ifade etmek istiyorum. Çok çok değerli söyledikleriniz hocam. Tabii ki yağışlar önemli ama burada bir virgül koyalım. Biz ne yapabiliriz bu noktada? Hani hep yağış yağdı mı, işte kar yağdı mı, sularımız doldu mu diye düşünüyoruz ama bir taraftan da bizim kendi bireysel olarak yapmamız gerekenler var. Hocamın dediği gibi madem bilinçliyiz, madem bilinçli bir toplum olacağız, suları kullanma noktasında ne yapabiliriz? Bir de tabii ki kirlenme noktasına girmek istiyorum. İkinci bölüm. Hocam lütfen ayrılmayın. Efendim siz de ayrılmayın. Kısa bir ara, hemen geliyoruz. Efendim ikinci bölümle devam ediyoruz. Bugün Profesör Doktor Tahir Nalbantçılar bizimle birlikte. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Şırnak'tan katılıyor programımıza. Tahir hocamla birlikte kuraklıktan bahsettik. Konya Ovası'ndaki yeraltı sularının çekilmesiyle bizi korkutan bir kuraklık kapıda mı? Acaba ne yapılabilir? Acil eylem planı nelerdir? Tüm bunlardan bahsettik ilk bölüm. Ama dedik ki yağışlar tabii ki önemli. Kar yağışı, yağmur düşmesi bizim için çok önemli, toprak için çok önemli. Ama bir taraftan da bizim alacağımız bireysel önlemlerimiz var mı acaba? Bunları sormak istiyorum. Tahir Bey, tekrar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. Hocam, bizim alacağımız önlemler nelerdir? Neler yapabiliriz? Söylediniz ya, bilinçli tüketici, bilinçli insan olmak önemlidir dediniz ki çok doğru. Biz neler yapabiliriz? Efendim şöyle ifade edeyim. Ben 2004 yılında bir meslektaşımız Vedat Aslan Bey bir çalışma yapmıştı. Çok çarpıcı bir çalışma. Eşmekaya'da 1500 kuyu üzerinde bir modelleme geliştirdi. Hani buradaki sulama tekniğini değiştirsek, damla sulama, yağmurlama türüne dönüştürsek acaba ne elde ederiz diye bir ön değerlendirme çalışması yapmıştı. İnanır mısınız? Çalışmanın sonunda elde ettiğimiz veri şuydu. Bu bölgede eğer tasarruflu su yöntemleri kullanılarak elde edilecek bir sulama karşılığında biz yıllık 250 milyon metreküplük su tasarruf ediyoruz. Sadece Eşmekaya bölgesindeki 1500 kuyu üzerine. Şimdi düşünelim. Çok önemli. 2008 yılında 98 bin civarında olan bizim ovadaki kuyularımız kaçak dediğimiz ruhsatsız veya ruhsatlı. Şu anda 140 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü gerçek bir sayım yok. Dolayısıyla artış %40'lık bir artış var 12, 13, 14 yıl içerisinde. Bu 1500 kuyuda elde ettiğimiz tasarrufu biz acaba 140 binlik bir potansiyele uygularsak ne kadar tasarruf ederiz? İnanın
akla hayale gelmeyecek düzeyde bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ancak bunu tek başına bir akademik çalışma, bir merak ile yapamazsınız. Bunu ancak 9 yıl, çünkü bu havzaya bakıyor. Ve 9 yılda 3 milyon kişi yaşıyor. Atıyorum devlet su işlerinden büyük şehir, normal şehir, efendim il özel idareleri vesaire vesaire birçok kamu kurumu bu havzada paydaş. Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, işte Çevre Bakanlığı'ndan tutun, yani devlet kurumlarının birçoğu paydaş. Sulama birlikleri var, özel mülkiyet olan yerler var, devlet kamu arazileri var vesaire. Dolayısıyla bakın, ufak bir modelleme, bir meslektaşımızın yapmış olduğu ufak bir modellemeden ortaya çıkan verim ortada ve globalde yapacağımız bir disiplinize etme çalışmasıyla ortaya çıkacak rakam ortada. Biz mavi tünelden ne kadar su bekliyoruz totalde? 400-420 milyon metreküp. Bir Eşmet Kaya örneğinde 250 milyon metreküp biz elde ediyoruz. Yani mavi tünel yapmasak, orayı rehabilite etsek aynı suyu elde edeceğiz. Tabii kaliteleri farklı. Ben buna kesinlikle doğru bir adım, onu bir şey demiyorum. Ama Sadece bir örnek. miktar olarak. Evet. Kıyaslanamaz bir su geliyor ve bizim sertifikleri 15-20 düzeyinde olan, ben çalışmalarımda bunu tespit etmiştim. Suyu bıraktık. Çok güzel kaynak kar suyu şeklindeki bir suyu şu anda halkımız, Konya halkımız ve istifade eden kesim bu suyu elde ediyor. Bunu bu hale getiren Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere, Büyükşehir Başkanımız dahil olmak üzere tüm emeği geçen herkese müteşekkiriz. Şimdi efendim, bu verdiğim örnek ve karşımızda 3 milyonluk nüfus, %45'i kırsal kesimde, %55'i şehir kesiminde yaşıyor. Kırsal kesimde yaşayanların hepsinin birçoğunun özellikle tarımla ilişkisi var. Sulama birlikleri Isparta bir taraftan, Niğde bir taraftan, Antalya bir taraftan bize komşu bu havzaya. Dediğim gibi bunları ancak ben maddelere girmeden evvel bir total çatı yapı arası yapı Altında. ile ancak bir şey söylersin. Çünkü KOP'un bir çalışması var, KOP başkanlığımızın. Çok güzel, 122 kuyuda denedi. Verimli şeyler elde ettik. Efendim, büyük şehrimizin gayreti var, KOSGİ'mizin gayreti var. Dediğim gibi bizlerin, meslektaşların yapmış olduğu akademik çalışmalar var. Bunlarla bir ümit ışığımız var. Yani tamamen karamsar değiliz. Ancak az önce başlangıçta da ifade ettiğiniz gibi yapılmış akademik çalışmalarda bazı bölgelerdeki sularımız, yani bugün atıyorum içeri çumurada kuyuya basıyorsunuz, suyu alıyorsunuz, analiz yapıp geliyorsunuz, atıyorum 1000 yıllık su çıkıyor. Bir başka Ereğli'de yapıyorsunuz, 5000 yıllık çıkıyor. Bir başka bölgede yapıyorsunuz, 9000 yıllık su çıkıyor. Dolayısıyla bizim günlük yağan yağışın direkt yere süzülmesi, her ne kadar süzülmesi söz konusu ise de, çektiğimiz su buna karşılık değil. Dolayısıyla ülkenin zaten %70'i kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalan bir coğrafyadayız. Kaldı ki bunun en şanssız yerlerinden bir tanesi de bizim bulunduğumuz, yaşadığımız, kaderimiz olan coğrafyamız. Doğru. O bakımdan olursak da bizim kuraklıkla baş etmek gibi bir derdimiz olmalı, bir meselemiz olmalı. Ülkemizin geldiği ve dünyaya artık diz çöktürür hale geldiği bir stratejik yapı aşamasında bizim de gıdayla, tarımla bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada da benim örneğin vatandaş olarak su kuyularının daha dikkatli kullanımı olabilir. Örneğin bir başka önerimiz, ovada artık az su tüketen kıymetli sanayi ürününe dönük bitkilerin yetiştirilmesi, bunu ziraat mühendisleri, hocalarımız, arkadaşlarımız da söylüyor. Yani ovadaki her bir alan aynı jeolojik yapıya sahip değil. Dolayısıyla ziraat açısından da aynı kabiliyet ve kapasiteye sahip değil. Bunların adım adım tespit edilip hangi bölge ne kadar verimli bir toprağa sahip, hani jeokimyasal özellikleri nasıl, toprak verimi nasıl, mineral değerleri nasıl, buna göre burada ispir mi yetiştirilecek, efendim kekik mi yetiştirilecek, atıyorum buğday mı burada gerekli, o yapılsın. Ama mutlaka ve mutlaka bizim adım adım, bu aslında teorik olarak var, kısmen yapılıyor, ancak Pratiğe üst dökmemiz lazım. burada
Evet, üst organizasyon sorunumuzdan kaynaklı olarak bunu tam oturtamadık, oturtamıyoruz. Kimi zaman ister istemez çiftçi kardeşlerimiz direnç gösteriyor, haklıdır. Biz konuştuğumuz zaman da bazen eleştiriliyoruz. Haklılardır, yerden göğe kadar biz ekmekleri ellerinden alınsın diye bir şeyimiz söz konusu olamaz. Ama önerimiz şu, bu arkadaşımız eğer pancar ekiyor, 3 bin lira kazanıyorsa, buğday ektireceksek de 3 bin lira kazansın, İspir ektirecekse 3 bin lira kazansın. Yani bunun gelirinden bir kayıp olmasın. Fakat ama ne olur, ne olur bizim atalarımızın mirası olan ve çocuklarımıza bırakacağımız olan bu yeraltı sularını, mirasını heba etmeyelim, boşa harcamayalım. Çok çok lazım. Çünkü lafınızın arasında söylemiştiniz, artık biz belli bölgelerde fazla su çekiminden kaynaklı obrukların biliyorsunuz birkaç yıla bir obruk olurdu. Şu anda yılda 5, 6, 8 obruk olmaya başladı. Bırakın onu. Konya merkezine doğru obruklar yaklaşmaya başladı. Bakın. Başka röportajda ben bunu dikkati çektim. Yani şu anda bir araştırmamız var. Üniversitemiz tarafından yürütülüyor. Bir araştırma merkezimiz AFAD'la ortaklaşa Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Ancak tabii tek başına burada obruk bulur, obruk buralarda fazla olurdan öte bizim ana sorunumuz olan suların azalmasına doğru yönelmemiz lazım. Bu da neden oldu? Obruklar niye arttı? Suyun azalması tamam. Bir başka özellik de yerin su kimyası, suyun özelliğinden kaynaklı bir sorunumuz da var. Kayaç yapısından da kaynaklı sorunumuz var. Doğru. Totalde baktığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Suyun kimyası bozuk olduğu zaman siz bitkinize ürün yetiştirmek için vereceğiniz nitelikli suyun yerine tuzlu örneğin cips ve tuz karışımı bir su veriyorsunuz. Bu da ister istemez çoraklaşmaya ve bitki veriminde düşüme neden oluyor. Böyle problemli yerler oluşmaya başladı artık. Üstteki temiz sularımızı bitirdik. Kabaca söylüyorum altta jeolojik yapı olarak bizim tespitlerimizde var bu. Alttaki tuzlu, cipsli, jeolojik birimlerin içerisinden gelen İster istemez bunlar hidrojeolojik yapı olduğu için kaçınamazsınız, akiferden kaçamazsınız. Ama buraya suyu indirmememiz veya burayı kullanmayacak şekilde atlamamız gerekir. Dolayısıyla Bu bilinçli sondajcılık gerekir. çünkü sağlık açısından da problem yaşatabilir, öyle değil mi hocam? Kesinlikle yaşatıyor. Yani böbrek taşından tutun diğer birçok şeye kadar sağlık sorunlarını neden olabiliyor? Kilo kaybı veyahut da farklı flor eksikliğinden işte diş problemleri biliyorsunuz bir zaman Konya'da çok yaygındı. Bunlar Sağlık Bakanlığı üzerine gitti ve ciddi bir sonuç elde ettik. Ova kesimimizdeki birçok köyde bazı tavsiyeler ortaya çıkartıldı o dönem hatırlıyorum. Florlu suların sorunları vesaire. Konya'mıza buna benzer çok sorunlu veya çözülmesi gereken noktalar var. Örneğin bir sanayimizin yeraltı suyuna kirlilik olarak yansıttığı bir şey var mı? Ve bu civarlarda yerleşim alanları varsa bir köy olabilir, bir kasaba olur. Biz başka illerde bunu tespit ettik. Bunu çeken köy halkının ölümcül rahatsızlıklara karşı bir şey olmuş mudur? Karşılaşması olmuş mudur? Yani bunların hepsini tıpçılarla beraber masaya yatırılması gerekir. Ova'da bu tür jeolojik yapıdan kaynaklı sorunlarımız var. Kirlenme lafını kullandınız ya işte buydu o. Bunlar beraberinde kullanabilir nitelikteki suyumuzu kaybedip yarın kullanamayacak duruma gelmiş kirlenmiş su olarak karşımıza çıkacak ki bu Avrupa bununla şu anda mücadele ediyor. Dolayısıyla biz yolun başında tam sayılmasak da başı gibi bir noktadayız. Bu aşamayı çok rahat atlatabiliriz. Ama bunu atlatmak için gerçekten şunu söylüyorum. Kişisel olarak Konya Büyükşehir Belediye'miz, Devlet Su İşlerimiz, KOP Başkanlığımız gayret etmesi yetmeyecek. Bunu Konya'nın bu ortak sofraya oturmuş olan 9 ilin paydaşlarıyla beraber çözmemiz gerekir. Çünkü Beyşehir Gölü'nün bir tarafı Isparta'ya bağlı ve Isparta Su İdaresi tarafından yönetiliyor. Bir tarafı bizim tarafımızdan yönetiliyor. Dolayısıyla Beyşehir'in Isparta köşesindeki sulama sondajlarından çekilen fazla su bizim hakkımızdan gitmiş oluyor. Neden? Onların tarafındaki fazla çekim bizim bu taraftaki Beyşehir kanalına akacak suyumuzu azaltıyor. Seviyeyi düşürüyor. Anlatabildim mi? Yani bileşik kaplar usulünce birçok problemimiz var. Ancak bunları biz bir üst kuruluş ile, bir üst kurum ile ve
Ben Kapadokya örneğini veriyorum. Geçen biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız dikkatini çekti ve hemen oraya bir müdahalesi söz konusu oldu ve çok iyi yaptılar. Saçma sapan bina inşası, o tarihi sit alanları, jeosit alanlarını perişan edecektik yoksa. Ve bir Kapadokya bölgesine haiz bir alan başkanlığı kuruldu ve bu alan başkanlığı akademisyenlerle, kamu kurumundaki yetkin insanlarla bir çözüm arayışı içerisinde ve en azından yanlış yapılmasın diye gayret edilmekte. Burası için de böyle bir şey yapılması, yani Konya Kapalı Havzası Su Yönetim Başkanlığı gibi bir başkanlıkla sorunun üstesine gidilmesi, kanunen desteklenmesi zorunludur diye düşünüyorum. Tabii ki Buyurun hocam. Bunun için mevzuatsal bir adım atılması lazım yönetmelikleriyle beraber, ama bizim olmazsa olmazımızın, yani geleceğimiz son nokta bu olacağını düşünüyorum. Çünkü devlet su işleri belli bir noktada yetersiz kaldı. Büyükşehir yasası yetkiler genişletildi. Belediyelerin hizmet alanları genişledi. Onlar da Allah'tan Konya'da bir konsensüs var, anlaşma var. Başkanımız da diğer kamu kurumlarındaki yetkililerimiz uyum içerisinde götürüyorlar, ama bu her zaman böyle olacak veyahut da her zaman aynı noktaya bakılacak diye bir şey söz konusu değil. Totalde bakın, az önce Isparta örneğini verdim. Benim çalışma yaptığım yıllarda bu sorun çok ciddi bir durumdaydı. Şu anda çözüldü çözülmedi tam bir şey diyemeyeceğim, ama her an denge tersine dönebilir. O bakımdan bizim bunu kanunuyla, yönetmeliyle bir noktada tutmamız gerekiyor. Tabii ki vatandaş olarak ne yapabiliriz? Sorduğunuz soru. Başta şunu söyleyeyim. Kentsel su tüketimi miktarımız ovadaki su kaybımıza göre çok az bir seviyede. Ancak kendi içimizde her bir yerleşim alanı olarak söylüyorum. Sadece Konya için değil, bizi izleyen Aksaray, Niğde, Karaman vesaire iller ve ilçelerimizle ilgili. Mutlaka bizim atık sularımızın grisi olarak İsrail'in yaptığı veya başka Amerika'da yapıldığı gibi grisi olarak geri kullanıma bakmamız lazım. Bunların için yeni yeni modeller geliştirildi. Sanayi sitelerinin güneş enerjisini kendisi elde edeceği gibi yağmurlardan elde edilen suyun tekrar kazanması. Bunlar güzel adımlar. Evet. Çevre Şehir Hanımımız, hemşehrimize çok müteşekkiriz. Bu noktada bir adım atıldı. Bu tür adımların arttırılması lazım. Bu yapılanlar, yapılması gerekenlerin yanında az kalıyor durumda. Çünkü sorun katlanmalı olarak, bakın 12 yılda ovadaki kuyu sayımız, tabii kesin rakamları bilemiyoruz. Sadece arazi ekran arkadaşlarının söylemiş olduğu, bizim meslektaşlarımız da bu işin içinde olduğu için söylemiş olduğu verilerden yola çıkarak yapıyoruz. Biraz da tahmini oluyor ama ortalama 15 yılda %40'lık ovada sondaj artışı olmuş. Sondaj kuyusu artışı olmuş. Peki bu nereden suyu harcıyor? Yine aynı keseden harcıyor. Yani kazanç bir, kasa bir, harcama artmış %40. Evet. Yağışların azalması, çoğalması bunlara ilerleyen yıllarda katma değer sağlayacak. Ama şunu bilelim ki hiçbir zaman için bölgemize yağan yağış bizim o yılki çektiğimiz suyu karşılar durumda kesinlikle değil. Gelmeyecek, evet. Gelmeyecek. Dolayısıyla bundan sadece ziraat ile uğraşanlarla ilgili çok ciddi bir şey yaşanıyor bu türbülanslı dönemlerde. Ama diğer zamanlar için baktığımızda bu bizim yeraltı sularından istifade ettiğimiz, ki düne kadar mavi tünel olmasaydı biz hala suyumuzu Sakya Atağı'ndan çektiğimiz su, efendim Meran'dan çektiğimiz su, Altınapa Barajı'ndan gelen %10'luk bir kesimi elde ettiğimiz suyla işte böyle o zaman idare edecektik. Allah'tan ki, ve sertliği yüksek bir suydu bu. Allah'tan ki o bir nebze merhem olmuş oldu yaramıza. Tabii ki bunun yanında ovada bizim mutlaka bu sondajlarla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Yapılan sondajların mutlaka, nasıl her köye bir ziraat mühendisi dendiyse, buna benzer köycü mühendisleri tarafından bu kuyuların sağlıklı yapılıp yapılmadığı, yapılan, mesela az önce ifade ettiğim kirlenme ifadesini kullandığınız için oraya tekrar kısmen döneceğim. Bir sondaj yapılırken atıyorum 30 metre ile 50 metre arasında suyu bozacak bir birim geçtiniz. Bunu sondör arkadaşımızın bilmesini beklemeyiz zaten. Çünkü bunun tahsilini alan bir mühendis kesim var. Bir uzmanın gelmesi lazım. Uzman olması lazım. Aynen. Bu arkadaşımız diyecek ki, başında duran jeoloji mühendisi, müşavirimiz
Arkadaş bu 30 ile 50 metre arasını kapalı geçin. Buradan hiçbir şekilde su aşağı akifere kaçmasın. Yukarıdaki akiferden de su çekerken de bunu bulaştırmasın. Bu hata yıllar öncesi Ankara'daki soda yataklarında yapıldı. Yukarıdaki akiferin suyunu kalktığı yanlış hatalı sondajları alttaki kuru sodalı birime kaçırdılar. Ve maalesef doğal suyumuz oldu, suyla karışmış soda. Tabii ki ondan sonra bu bahsettiğim 30-40 yıl önceki hadise ilk yapılan sondajlar ama yani bu hata sadece Türkiye'mizde değil, dünyanın her yerinde yapılıyor ve biliyoruz. Konya'mızda da benzer soru var. Ben bundan 25 yıl önce ilk organize sanayi sondajlarını hatırlıyorum yapıldığı dönemde. O zaman başkanlarımız gerçekten orada düzgün sanayicinin makinesini bozmayacak bir su elde edelim diye kaç tane sondaj yaptılar. O dönem tabii biz tam farkına varmadık ama muhtemelen çünkü daha sonraki yaptığım doktora çalışmasında tespit ettim bu girişimsel yapı yani jeolojik yapının oralara kadar uzanıyor olmasından kaynaklı bir suyun tuzlaşması söz konusu olduğunu kendi çalışmalarımda görmüş oldum. Mutlaka onlar da tespit etmiştir. Tabii ki bu tür her noktamızı biz bir hastaneye gittiğimiz zaman nasıl her tarafımıza ilgili bir röntgen çektiriyoruz, MR çektiriyoruz, ortaya çıkartıyoruz. Konya Ovası şu pandemi Hocam sesiniz herhalde gitti. Arkadaşlar beni bir bilgilendirin. Peki o zaman teşekkür edelim mi hocamıza? Hocam sesiniz gitti maalesef. Süremizin de sonuna gelmiştik. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Bağlayabilirsek arkadaşlar tekrar bağlayalım hocamızı. Yoksa hayırlı kandiller dileyelim. Bugün gerçekten çok önemli bir sorunumuz bizim için kuraklık, özellikle çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız toprakların verimli olması bizim için çok önemli, değerli. Tabii ki hocamın da bahsettiği gibi Büyükşehir, KOSGİ, pek çok kurum bir arada hareket ederek bunun için önlemler alıyor. Ama biz de kendimiz bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Bu dünya, bu Türkiye'yi güzel hale getirebilmek için, kuraklığı ortadan kaldırmak için bunu hepimizin görevi. Var mı hocam? Hemen hoşça kal diyelim çünkü böyle pat diye gitsin istemedim. Hocam bir sıkıntı oldu seste. Hemen şöyle toparlayalım. Ben toparlamaya Alo, ses çalışmıştım. gelmiyor. Şimdi alıyor musunuz sesimi? Evet, şu anda aldım efendim. Konumuzu da toparlamaya çalışıyordum. Teknik bir arıza oldu ama siz de son cümlelerinizi, bir belki kandil mesajınız mutlaka olacaktır. Onu alalım. Çünkü süremiz sonuna geldim. Kuraklık için hepimiz elimizden geleni yapalım ve bugün de dua edelim aslında bereketini Rabbim topraklarımızdan eksik etmesin. Siz neler söyleyeceksiniz? Efendim ben son olarak suyun bir nimet olduğunu ve Rabbimin bize lütfu olarak hayatiyetimizin Evet. bir gereği olarak algıladığımızı bilerek ve şu anda içerisinde bulunduğumuz kıymetli Regaip Kandilimizin esintilerini yaşadığımız şu saatlerde Hazreti Nuh Hazretlerinin memleketinden tüm hemşerilerimizi ve bizi dinleyen seyircilerimize kandillerini tebrik ediyorum. Ve suyun kıymeti bilmemiz gerektiğini tekrar ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Şırnak'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Konya'ya döndüğünüzde bir süre oradasınız herhalde ama Konya'ya döndüğünüzde stüdyomda da sizi mutlaka ağırlamak isterim. Şırnak'a selamlar. Doğuya, batıya, Türkiye'nin her köşesine sevgilerimizi iletelim efendim. Konya'dan belki sesimiz ulaşıyor ama Türkiye'nin her yerine, hatta dünyaya, gurbetçilerimize, hepimize sevgiler. Kandilimiz bizim için mübarek olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun. Bereket eksik olmasın. Yağış eksik olmasın ülkemizin üzerinden. Güzellikler geçirelim. Ve tabii ki belki de bugün hepimizin ortak yapacağı dua sağlık. İnşallah şu zor süreçten sağlıkla bir çıkalım.
kavuşmayı özledik, sarılmayı özledik. Annelerimizin, babalarımızın ellerini öpmeyi çok özledik. Yavrularımıza sarılmayı çok özledik. İnşallah bu zor günleri atlatırız ve yine güzel günlere kavuşuruz. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. Dualardan unutmayın. Hoşça kalın.